İnanmıyorum, bayağı hızlı döndüm ya. Dostlar, yeni bir videodan herkese merhaba. Gel abi, sen de zaten konuşacaktık. Arkadaşlar, şu anda Onur'la Aslan da var. Burada da Aslan şu anda görünmüyor. İtalya'dayız. İtalya'da çok güzel bir yerdeyiz. Burası Pirelli'nin lastiklerini test ettiği bir ortam. Dün de çok güzel bir gezi yaptık. Arge merkezine gittik, Pirelli Vakfı'na gittik. Çok değerli yöneticilerle bir araya geldik, onlarla konuştuk. Şimdi de dediler ki, lastiklerimizi test etmek ister misiniz? Yanımda Onur var. Abi dedi, kaçırma. Tamam abi dedik. Formlarımızı doldurduk. Yeniden sınav ortamlarına döndük abi. Evet, bayağı bir okumamız gerekti. Böyle sıkıntılı anlar yaşadık. Terledik ettik falan. Bu arada Onur'u da hemen tanıştırayım. Abi göster kolunu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Motor1.com'dan mutlaka karşınıza gelmiştir. Görmüşsünüzdür. Değerli dostumla beraber buraları dolaşıyoruz. Bu arada ciddi ciddi Aslan yok. Evet, şuralarda bir yerde, içerilerde bir yerde bir şeyler yapıyor. Şimdi araçlara bineceğiz. Abi, lastik seçimi konusunda sana çok soru geliyordur. Ben işin teknoloji tarafından tabii yaklaşacağım konuya, ama sen neler söylemek istersin? Vallahi özellikle şeyinde bir şeyler söylemek isterim. Pirelli çok iyi çalışmış. Dün dediği gibi Hakkı'nın, bayağı gittik gördük neler yapıyorlar. Hakikaten çok etkileyiciydi. Benim yani çok hoşuma gitti. Resmen orada böyle günlerimi geçirebilirdim. Eyvallah. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben endüstri mühendisiyim. İlk mühendislik stajımı bir lastik fabrikasında yapmıştım. Yeniden o ortamları görmek benim de çok hoşuma gitti sevgili dostlar. Ben de makinacıyım ama şey yapmamıştım hiç. Lastik fabrikasında staj yapmadım ama git İzmit'teki Pirelli fabrikasına. Böyle anılara dönüyormuş. Evet abi. Ya sizin, hadi bir konuşalım bunları. Sizin bedene kim giriyordu abi? Değil mi? Eyvallah arkadaşlar, şu anda bir GoPro ile beraber çekim yapıyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın bu arada. Hani kaçırmak istemedim. Ben bugün Türkiye'ye döneceğim. Onurlar biraz daha kalacak. Abi, lastik seçimi neden önemli? Yani az çok biliyoruz ama bence gündeme getirelim. Abi, lastikler otomobilin asfaltla bir arada olduğu tek yer. Dolayısıyla zaten hani bu bile ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Her şeyini bu yapıyor senin. Düşün, evet, lastik. Evet. Yol tutuşudur, yakıt tüketimindir, bilmem nedir. Hepsinin öncüsü lastikler. Dolayısıyla o önemli olmasın da ne önemli olsun. Yani ön camdan bile önemli ya. Peki Pirelli'yi nasıl buluyorsun? Çünkü bu sektörde yerli üreticiler var. Pirelli gibi global üreticiler var. İşi çok ciddiye alıyorlar. Çünkü aslında güvenlik biraz onlara emanet. Lastik çok kıymetli. Neler söylemek istersin? Pirelli biliyorsun premium bir üretici. Dolayısıyla hani... Hatta şuradan göstereyim. Aynen. Yeterince premium mu? Ne kadar premium görüyorsunuz. Aynen. Dolayısıyla böyle araçlarda zaten hani bir lastik dediğinizde ilk Pirelli geliyor genelde akla. Bir de performanslı, performanslı. Evet. Maaşlar şahsen... yattı şurada. Şu anda maaşlar yattı. Bakın çıkın diye. Benim aklıma öyle geliyor yani. Böyle daha önce performans haricinde hiç düşünmemiştim. Hani Çin Trato'lar falan da var Pirelli'de ama daha çok performans düşünmüştüm. Bugün de zaten Pesero'nun elektrikli araçlar, evet, için üretilen versiyonlarını falan da inceleyeceğiz. Onun için yine performansla ilgili olacağız. Bu arada P0'yu sen hızlıca söyledin de onu bilmiyor olanlar vardır mutlaka. P0 nedir? P0 en yüksek performans lastiği Pirelli'nin. Yani bir iPhone 14 Pro neyse P0'da Pirelli'de öyle arkadaşlar. Nasıl iPhone 14 var, bir de 14 Pro var. Burada da bilmiyor musun? Bilmiyorum abi onları. Ben iPhone'cu değilim. Ben gidiyorum. biz sana öğretiriz abi. Bu arada hakikaten çok sıkı bir Android kullanıcısı, Samsung kullanıcısı. Upgrade etmemiz lazım onu da telefonunu. Abi o zaman birazdan geçeceğiz. Bu arada Aslan'ı da gördüm abi. Bir de onun görüşünü alayım. Ondan sonra tamam, araçların içerisinde aynen görüşeceğiz nasıl olsa. Tamamdır. Gel Aslan. Aslan, kaç yaşında adamsın kardeşim, şu girdiğin akışım, şekillere hazırım. Bak ya. Hazırım. Şu girdiğin şekillere hazırım bak. Hazırım bu. Abi şaka bir yana gösteriyorum. Güzel bir aracımız var. Çok güzel bir markamız var. Galatasaraylı olarak Pirelli. Çok mutluyuz. Çok mutluyuz hakikaten. Shift Late ailesinin güzel izleyicileri. Hepiniz hoş geldiniz. İyi ki varsınız. Sağ olun. Yani lastik teknolojisinin gelmiş olduğu son noktayı burada göreceğiz. Dün de birazcık Arge bölümünü gezdik. Onunla ilgili de Hakkı muhtemelen bir şeyler paylaşacaktır. Cyber Tire denilen böyle siber
lastikle ilgili apayrı bir şey öğrendik. Orası da inanılmazdı. Yani önümüzdeki dönemde lastik teknolojisi inanılmaz bir yere gidiyor. Bugün de kullanarak deneyimleyeceğiz. Bakalım yani böyle bir şey de deneyimleyeceğiz. Elektrikli bir otomobilde de deneyimleyeceğiz. Evet, hemen elektrikli otomobil deyince biliyorsun. Elektrikli var. Elektrikli otomobil haber olarak. Peki abi. Aa evet, bu arada bekliyoruz. Arkadaşlar aynen şöyle yapalım. Aslan'ın yeni girişimi desteklemeyi unutmayın lütfen. Kartları da bırakacağım arkadaşlar. Abi lastik senin için ne ifade ediyor? Abi lastik bir kere otomobilin yola tutunduğu tek alan. Yani ve avuç içi kadar bir alandan bahsediyoruz. Evet. Şu kadarcık bir alan yere tutunuyor. Lastik olmasa otomobil bir hiç, gidemezsin, duramazsın. Yani evet, sürücü çok önemli bir kriter ama sürücüden daha önemli bir şey varsa o da lastik. O yüzden lastik hayati öneme sahip. Asla şakası yok. Şimdi test yapacağız o zaman. Testten sonra bir daha görüşünü alırım abicim. Seve seve. Keyifli evet, her zaman. Sürüşler o zaman. İyi sana. İyi ki varsın. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Aşk. Aşk. Geçiyoruz. Kimse de bir şey anlatmadı. Ah, kafayı vurduk. Kaska alışık değiliz ya. Volvo XC40. Arka, Allah, yukarıya vuruyor kafam. Şimdi anahtar burada. Görüyor musun? Volvo'yu unuttuk bak. Şurada bir yerde değil miydi ha bunun şeysi? Şöyle bir şey çevirmiyor muyduk? He, bunda başlat yoktu ya. Doğru. Biri gelecekmiş arkadaşlar. Güvenmediler mi acaba bana ya? Aa, bir dakika. O zaman bunun açısını değiştirmem lazım. Bir dakika. Sita. We are ready. Yeah, what do you want? Go. Yeah. Hadi bakalım arkadaşlar. Sorry? Gidiyoruz. I'm speaking Turkish. It's okay. Ah, okay. I'm taking you with. Yeah, the first lap I'll just tell you where to go and then you can do Turkish, okay? Okay, thank you. You can go. Evet, piste giriyoruz arkadaşlar. Yandaki kamera inşallah düşmeyecek. Allah! Islak bir zeminde. Wow, çok iyiydi. You go down, you go left. Left. Arkadaşlar böyle bir bakalım. Right side. Yeah. And what's your suggestion speed? If you want, you can go as fast as you want. The first lap we go slow, but we go as fast as we can to understand the car. But it depends on your. I understand. Ability. İstediğiniz kadar hızla git diyor. Bakalım, hadi bakalım nasıl olacak. Right side. Yes. Here you have a slalom. Woohoo! Slalom yapacağız arkadaşlar. Hadi bakalım şu hızda bir slalom yapalım. You go straight. Straight. Hadi biraz daha hızlı gideceğiz. How is going? It's okay. You go straight and then right and you turn back. Burayı biraz... Vay, çok iyiydi. If you want here, you can go left and do a left. Little bit. İnanmıyorum, bayağı hızlı döndüm ya. Ona rağmen hiçbir şey yok, sorun yok. Biraz daha hızlı döneceğim ama çok korkuyorum ne abi, çarpmak da istemiyorum ya. Allah. Çok iyiymiş. Right side. Now you go straight. Straight, okay. Arkadaşlar ya. And bir şey söyleyeyim. You have to do right and left. Right and left. Yes. You go through this part. Again? Back on the slalom, yes. Hadi bakalım, biraz hız yapacağız bunda. How is? It's okay. Go, you can go straight. If you want, you can go left on the bridge and then right. Okay, right. Arkadaşlar. Bildiğiniz var ya, şu an 80'le girdim. Right side, okay. Şuradan bir böyle bir girelim bakalım. Şu virajlara 80'le giriyorum. Straight. Right.
right? Then if you want, you can go again on the bridge and left, etc. If you want. I'm okay. This is the accident. I'm okay. Bence bu kadar yeter. İnanılmazdı. Thank you. Thank you for help. No problem. İnanılmazdı. İnşallah görüntüleri kaydettim. Bakacağız hep beraber. Evet, iniyoruz arkadaşlar. Kamera orada mı diye bakacağım Allah'ım. Kamera duruyor ama bayağı ıslanmış. Çok iyiydi ya. Şunu alayım şuradan. Vallahi duruyor. Kayıt da tamam. Arabayı yıkattım. Nasıl oldu arkadaşlar? Araba yıkandı. Aracı şu anda teslim ettim arkadaşlar. Yıkandı araç, yani tertemiz oldu. Onu söylemiş olayım. Ya acayip bir deneyimdi. Bu pistte o slalomlar vesaire gerçekten çok heyecanlıydı. Ama şunu görmüş oldum. Kesinlikle lastik çok önemli. Şurada ıslak zeminde o kadar sert girmeme rağmen hiçbir sorun olmadı. Yani çok az böyle kaydığımı hatırlıyorum ama çok az yani. 10 santimetre, 20 santimetre değildir. Tabii ki normal hayatta böyle ıslak bir zeminde bu hızlarda o kadar sert virajları alacağımı hiç zannetmiyorum. Pirelli'nin elektrikli otomobillere özel olan bu lastiğini burada test etmiş oldum. Bu lastik seçimi gerçekten önemli. Şu anda bir ses duyuyorsunuz. Ferrari ile test ediliyor şu anda. Tabii Ferrari'yi verin dedim. Dediler ki özel bir şoförümüz var. Yani siz yan tarafta oturabilirsiniz dediler. O nedenle ben kendi kullandığım aracı böyle test edeyim dedim. Dostlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Lastik seçimi önemli. Sizin de kendi tecrübeleriniz vardır. Buradaki teknolojiler de... Konuşturmayacak beni bu Ferrari. Buradaki teknolojiler de çok kıymetli. Hem sessiz bir sürüş, hem yakıttan tasarruf, hem güvenlik. Bunlar çok önemli şeyler. Şimdi bir de işin cyber tire dedikleri bir lastik çeşidi de var. Sadece basınç değil. Birçok bilgiyi aracın bilgi sistemine aktarıyor. Araçla beraber haberleşiyorlar. Yani bu alandaki teknolojileri de açıkçası çok tanıdığıma mutlu oldum. İnşallah siz de güzel zaman geçirmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.